olduğumu sormayın. Mahvolmuş vaziyetteyim. Şu mikrofonlar beni öldürecekler bir gün. Televizyonların karşısında bulunan herkese de sevgiler ve saygılar. Şu mikrofonlar var ya, o kadar büyükler ki neremize sokacağımızı şaşırıyoruz. Alttan al üstten çıkar, en sonunda elbiseyi kestik, buraya koyduk. Hani bazen şuraya böyle asarlar ya, arkadan yürür kambur gibi insanlar, çok kötü oluyor. Çe soksan olmuyor. Yani ben bir türlü bunu sokana kadar size geç kaldım canım, bunu demeye getir. Allah'ım, ben bu cumaları çok seviyorum, çok seviyorum. Bütün gün akşamı çekiyorum, çekiyorum. Konuklarım çok güzel. Sohbetimiz çok güzel. Sorularımız bir hafta önceden hazırlanıyor. Bir güzel, bazen spontane, bazen hazırlanıyor. Öyle ikisi karman çorman hazırlar. Bu hafta yine gazetelerde de okuduğunuz gibi Hülya Kap'ın heyecanı içerisindeyim. Pazartesi günü başlıyor. Maçlar başlıyor. Sitemiz var, Hülya Kap sitemiz. Oradan başvurular. Şimdiden neredeyse 800-900 kişi olmuşuz. Çok mutluyum bu arada. Çünkü o paralarla çocuklar okutuluyor ve tenisçi yetiştiriliyor efendim. Çok güzel. Süper. Oh. Evet, sonunda gazeteci arkadaşları da buraya hayırlısıyla aldık. Yine içimizde çok değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Efendim, sizin mikrofonunuz var mı elinizde? Evet, kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Nurcan Sabur, 32 yıllık magazin gazetecisiyim. Şu anda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin balotaj kurulu üyesiyim. Magazinkolik.com sitesinin de genel yayın yönetmeni ve sahibiyim. Süper. Evet, sizden sorular bekleyeceğiz konuklarımıza, izin verirlerse. Sizler arkadaşlar? Hülya Hanım merhaba. Merhaba. Abdullah Malkoç, Akşam Gazetesi'nden. Siz? Hakan Uç, Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi. Siz efendim? Merhaba. İsmail Bayrak, Güneş Gazetesi. Güneş Gazetesi. Peki, çok güzel. Korkulu rüyamız bizim. Bakmayın onlara. Hepsi korkulu rüyamız. 28 yıldır onlarla uğraşıyorum. En sonunda artık delirip işi bağırmaya ve hatta üstlerine yürümeye kadar götürdüm. Hatırlarsınız değil mi? Yani böyle bir hayat geçiyor işte. Fakat biz büyüdükçe, yaş aldıkça onlar genç geliyorlar tabii. Bizimle birlikte büyüyenler de artık müdür oluyorlar. Genel yayın müdürleri oluyorlar falan. Onlarla artık böyle hani arkadaş muhabbetine giriyoruz ve herkes günah çıkartıyor. Artık işte zamanında biz bunu yapmıştık size, siz de böyle yapmıştınız falan. Şimdi bu gençler çok canavarlar. Gerçekten. Doğrusu soru sormasını bilmiyorlar ama kendilerini gazeteci zannediyorlar. Halbuki biz yıllarca onların babalarıyla, onların duayenleriyle uğraşmışız, haberleri yok diye düşünüyorum ama şimdiki gazeteciler, aslında şimdi artık gazetecilik de bitti mi, ne oldu, bir şey oldu, azaldınız. Galiba tek bir kişi yapıyor haberleri, diğer gazeteci arkadaşlara dağıtıyor. Eskiden böyle ruh haline gelirlerdi, şimdi tek kişi geliyor, bütün gazetelere dağıtıyor. O eski ihtişamı özlemedim de değil açıkçası. Değil mi? Dönecek miyiz o günlere? Bu internet mahvetti bizi vallahi. Yok, internet mahvetmedi de bir takım başka politikalar mahvetti. Magazin sürekli geriye atılıyor, geriye itiliyor. Siz de magazinden besleniyorsunuz. Biz de sanatçıdan besleniyoruz. Ve geriye atıldıkça maalesef siz de zarar görüyorsunuz, biz de zarar görüyoruz. Bütün mesele bu. Bunun bir politik haline gelmesi, üzücü olan bu. Çok fena. Bu aslında işsizliğe de sebep oluyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani sizin piyasanızda da işsizlik söz konusu. Bizim piyasamızda da. Evet. Kaç tane albüm çıkıyor yılda? Kaç tane gazino çalışması yapılıyor yılda? Hiç. Sizin adınıza söylüyorum. Tabii. Bizim adımıza da işte kaç tane televizyon programı kaldı? Kaç tane dergi kaldı? Evet, kaç tane magazin gazetesi kaldı? Niye böyle aynı olduk? Şekilde. Yani onun için sorunlarımız aslında ortak. Evet. Bizim sorunumuz sanatçının sorunu, sanatçının sorunu da bizim sorunumuz. Tabii ki biz birbirimizi besleyen insanlarız. Kesinlikle. Ki ama şöyle bir komiklik de var tabii işin içinde. Şimdi diyorlar ki sanatçılar bizim ekmek kapımız. Biz de diyoruz ki onlar olmadan hani reklam kazancı motorudur diye bir söz vardır ya. Onlar olmadan biz olmayız ama bu arada herkes birbirinin dalını kesiyor. Ya bir sanatçı bir şey yapıyor doğru düzgün, mutlaka bir eleştiri furyası başlıyor. Halbuki sen onu biraz yücelt ki sana da haber olsun. Sen de ne bileyim beslen. Yok, biz de
bir şekilde kat kut kit kot tot 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 tot. Ben sizden önce gidiyorum beyefendiler. Efendim, bugünkü konuklarımız tabii ki önce müzikle başlamak istiyoruz. Hani şöyle biraz canlanalım, canlanalım diye. Çok yakışıklı biliyorsunuz müzisyenlerimiz var, sanatçılarımız var. Onlardan bir tanesini böyle hurt diye kaptık. Ve efendim, ha önce konuklarımızı davet edelim değil mi? Huzurlarınıza Serenay Sarıkaya! Hoş geldin. Ve Pelin Avşar. Yavrum. Buyurun Elin Hanım. Ve müzikle huzurlarınızda olacak Kerem Cem. Adam olmaz kalbime,
Efendim? Sirtaki mi yaptın? Hayır, bu Zeybek'ti biraz. Zeybek miydi? Sirtaki miydi? Karıştırıyorum. Bizim Zeybek ile Sirtaki birbirine girmiş vaziyette. Nasıl ama? Zeybek ile Sirtaki çok benzemiyor mu ya? Zeybek ile Sirtaki evet benziyor. Zaten bu da bir Yunan şarkısı. Öyle mi? Evet. Bak oradan demek ki çağrışım yaptı. Evet. Hoş geldin. Aslında seni buraya mı alsam önce? Gel bakayım. Buyur. Buyur. Gerçekten mi? Evet. Sırayla alacağım herkese. Allah'ım iki tane. Sana da bu yakışırdı zaten Kerem. Çok güzel oldu. Bir ara yalnız Jimmy Jip senin kafana mı çarpıyordu öyle bir? Yok ben ona çarpıyordum. Şarkıyı söylerken. Hani şimdi derler ya aman programına çıktı. Tabii ki albümünü övecek vesaire vesaire. İçeride ben makyajımı yaparken bir taraftan bir ara Şükran bana gelirse sevinirim. Gözüm yaşardı bilmiyorum ne oldu. Yanınıza şöyle biraz dokunsa ayıp olmaz değil mi? Görgüsüzlük olmaz yani mak gözünü buraya çağır diye. Boşver olsa da önemli değil. Şunu demek istiyorum. Şarkıları dinledim içeride. Gerçekten çok keyif aldım dinlerken Keremciğim. Teşekkür ederim. Az buçuk beni tanıyorsanız. Hani övmek alın. Kötüyse de kötü olduğunu söylüyorum açıkçası. Gerçekten çok güzel şarkılar üst üste. Teşekkür ederim. Ben kendimi sol bir tanesini çok fazla sevmedim. Siz ayaktasınız. Diğer... Ben de hayır otur lütfen. Öyle otur tamam, çünkü peki. Arkandan garip hareketler yapmayı düşünüyorum. Of. Başka bir... Ne o? Don! Ne bu? Pardon. Kerem'cim bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum, ay Allah, oğlum. Ay Allah. Yanlış oldu. Cinsiyet renk. Nasıl ya? İnanamıyorum. Bu çocuk çok uslu bir çocuk değil miydi? Hala askerli öyleyim. Bozulmuş. Hani bu çocuk utangaç hani bir çocuk değil miydi benim bildiğim Kerem? Kerem askerlik mi yaramadı? Hayır, hala öyleyim aslında ama. Nasıl yani? Don çıkıyor oğlum cebimde. Don çıktı benim. Aa, donla mı geldiniz? İnanamıyorum, dur. Vallahi sizin elinizde şu an. Benim değil ama bu. Aman başıma gelen. Görüyor musunuz? Ben de diyecektim Kerem sen gerçekten utangaç mısın? Yani hani hepimizin tanıdığı o Keremcem var ya. Tabii. Hani yanakları kızaran falan. Öyle misin yoksa? Bir dakika donumu düzelteyim. evet. Öyle misin gerçekten yoksa? Evet utangaç bir tarafım var. Çocukluğumdan beri böyleydi. Hala da öyle aslında. Bu düzelmiş hali. Yanakları kızardı. Kızardı mı yanakları? Hadi canım. O, ona engel olamıyorum ne yazık ki. Bence bu çocuk yüzsüzleşmiş. Hiç ben de öyle yanak kızarıklı falan görmüyorum valla. Böyle diyeceğinizi bilseydim getirmezdim. Neye getirmezdin? Donunu? Donsuz gelirdi. Ama... Aa, Keremcim'in yeni şeyleri çıkmaya başladı. Tanınmadık tarafları çıkmaya başladı. Kerem sen kendini geçmişte... Fark ediyor musunuz gazeteci arkadaşlar size de soruyorum. Hiç pop sanatçısı olarak şimdi Keremcem'i gelecekte kime benzetiyorsun? Mesela şimdiki kimle Keremcem uyuşuyor? Hiç yok bana bir tane isim sayın bakayım. Yani yabancı sizde? Eğer söylüyorsan fizik olarak Elvis Presley'e çok... Yahu Türk, yani, Türk. Saçları. Türk. Yani Erol Büyükburç'a benziyor. Yalnız burada lafa geçip gülmek istiyorum. Hiç gülme. Gurur duyarım bu arada. Erol Büyükburç bugüne kadar Türk müziği... Bir şey demedik. Bir saniye, bir dakika. Bir saniye. Bir dakika, başımızın üstünde. Türk pop müziğinde bugüne kadar yaptıkları 70 sayfalık bir kitap. %100. Her biri bir satır olmak üzere. Hep saygıyla eğiliyor. Gerçekten çok üzerinde. Önemli Türk popuna mutlaka imza atmış bir adam. Tamam anladık. O başka bir... Dur hemen bir aman. Şimdi... Hayır, benzerlikleri de var. Neresi benziyor bu çocuğa? Keremcem, evet, Erol, bayan kılıbıyla geziyor. Erol Büyükmuş da başka şeylerle geziyordu. Ha? Konserlerinde. Neyle geziyordu? Kendi anlatmıştı, ben anlatamam, ben söyleyemem. Şimdi Keremcem bayan kılıbıyla geziyordu derken... bu yanlış bir çekilmez. Yalan mı söylüyorum Cemil'de? Yani, öyle bir şey yok. Pardon, değil mi? Çıkar istersen. Sen yedin bu haltı. Yaptım. Gerçekten. Sen yedin bu haltı, ne yapsınlar? Ben yapmadım, koymuşlar. Ben suyunu uzan içtim bu git arada. Git gidi, afiyet olsun. Kahve isteyen, çay isteyen gidip kendi oradan alır. Hayır, süper. Ona göre. Helin'cim sen? Birazdan alacağım kahve. Sen, Kerem? Kendine gelmek alırım. İster misin? Alırım, alırım. Yok, tamam. Hayır, hani doğum muhabbetinden sonra böyle bir iyi görmüyorum seni. Yok, iyiyim gerçekten. Bu saç nedir şimdi böyle? Ben onu anlamış değilim.
Dean Martin söyledim bir projede. Onun saçları benden uzundu ve uzatmam gerekti. Sonra da çok sevdim. İlk defa bu kadar uzatmıştım saçlarımı. Böyle kalsın istedim. Biraz atmışlar, biraz... Evet, evet. Güzel. Evet, yakışmış mı? Yakışmış. Teşekkür ederim. Ben bugün kendimi dana yalamış gibi görüyorum yalnız. Yok, çok güzel değil. Yani gibi mi bilmiyorum. Güzel mi diyorsun? Çok güzel. Doğru. Doğru diyorsun. Ya sus! Ah, güzel yani, onu söylemek istedim. Hay hay, dana yalamış gibi mi duruyorum yani? Ya çok güzel. Ay, sen öyle görmüşsün. Doğru. Bir şey demedim ben. Çok güzel saçlarınız. Ay, çok güzel teşekkür saçlarım. Ederim Kerem'cim. Sağ ol. Çok mersi. Ne diyeyim? Ben hem bir taraftan kahvemi yudumlayacağım, bir taraftan Kerem'cimle konuşmayı... efendim, kartlarımı alabilir miyim? Kerem'cinin gelmişini, geçmişini serelim. Şöyle. Yani... ya Allah Allah, her şeyi yanlış anlıyorlar. Geliyor mu? Tamam. Okey. Bir canlı yayın potum. Ben potum. Geleceğiyle ilgili bugün bir haber vermek istiyorum. Aslında olay bugün bildiğim kadarıyla anlaşması bitti. Kerem'cinin. Çok yakında çok önemli bir dizide izliyoruz onu. Evet, evet. Gerçekten. Evet. Nedir? Aslında saçlarımdan bahsederken ondan bahsedecektim. Biraz kestirmem gerekecek büyük ihtimalle çünkü karakter... Bugün Magazin Kolikon'da bu Türkiye'de ilk defa onu yayınladım bu haberi. Nasıl bir dizi Kerem'cim? Hiç haberim yok. Zaten yayında olan ATV ekranlarında Tövbeler Tövbesi diye bir dizi. Dahil oluyorum. Dahil oluyorum, evet. Evet. Çok bu da yeni moda çıktı dizi. Dizilerde sürekli sehpadaymış, hay Allah. Bu dizilerde başlamadan, sürekli bir yeni kan. Hı? Başlamadan önce aslında konuştuğumuz bir şeydi. Çok da güzel. Berk Oktay oynayacaksın galiba orada değil mi? Berk Oktay diye bir Berk tip oynayacaksın. Evet. Vay, 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 vay. Selin'le de bir dizide oynadınız, hatırlıyorum. Evet, evet, neydi evet, o dizi? Tutmamıştı hani. İkiye bağırdı. Neydi ben o dizi? Ben sonradan girdim. Onlar tamam, bayağı... Tamam. Sen sonradan girdin. Senin yüzünden tutmamazlık etmedin. Elin sayesinde biraz daha devam etti. Güzel. Ay, aa, zeki çocukmuş da. Bir şey hatırlıyorum, sonra anlatacağım. Size ben asıl sizin bilmediğiniz bir şey var beyefendi. Hep hani siz biliyorsunuz ya, çok biliyorsunuz maşallah. Yok, çok bilmiyoruz. Sadece bildiklerimizi halka aktarıyoruz biz. O kadar. Ak dedi rök tek 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 tek. Kerem'in soyadı neymiş biliyor musunuz? Biliyorum. Abla yani. Nasıl? Ben kaçırdım. Nasılsınız Dürük Bey? Buraya nasıl takayım canım? Bay Dürük ya, gelip takabilirsiniz. Burada yani, evet, normal hayat devam ediyor. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Bunu ortaya takmamı istiyorlar. Tak ben ortaya. Hangi ortaya takacağım? Tamam, evet. Ben hiç beceremem ki. Elinde de tutsan olur, boş ver. Tamam. Dürük Bey. Bu ne biçim bir soyad ya? Dürük. Soyadım Dürük, evet. Hatta bir yerde... Çok ayıp ettim ne biçim soyad şey diyerek. Yani babam seyrediyor, bilmiyorum. Ay ay ya, ay, çok özür dilerim. Çok güzel bir soyadınız var. Gerçekten dürürürük dürük. Dürülmüş anlamına geliyor değil mi? Dürük. Dedem soyadı kanunu zamanında dürülmüş gibi katlı bir cildi varmış. Çok kırışık bir cildi varmış. Dürük ismi. Oradan. Biri geldi o tarafa. Ay, yok artık. bu programda ne yapıyorsunuz siz? Bayağı. Şimdi onu yapmak istedik. Kaç kişi vardı bayağı burada? Evet. Bileydik, sizlerden birine verirdik o görevi. Peki, şaka bir tarafa. Dürük de olabilir. Bana da avşarı... ben çok seviyorum kaşar bu arada. Kaşar diyen soyadımı var, hoşar diyen var. Ha? Ne diyen? Kaşar, avşar, kaşar. Ne çirkin bir sözdür o kaşar. Ay Allah, ne iğrenç. Yani dürük, dürüğe bir şey uyduramadı. Düttürürük. O da olmadı. Olsun. Soyadın Dürük olduğu için seninle hep dalga geçerlermiş, doğru mu? Yok, değil. Doğru desene. Doğru. Argo konuşan kadınların yanına bile yaklaşmazmışsın, doğru. Sevmiyorum, sevmiyorum. Neden? Bazen yakışıyor bazı kadınlara. Mesela Müjde Ara çok yakışır. Fatma Girik'e çok yakışır. Gerçekten. Ben onu kızdırdım, özellikle kızdırdım. Argo konuşsun diye, evet. Bazı hanımlara yakışır ama evet, tabii denk gelmemiş olduğun için belki yakışanına. Belki de öyle. Belki de öyle. Kadınların kadınsı hareketleri, erkeklerin de erkeksi hareketleri olduğunu düşünüyorum. Bunlar birbirine karıştığı zaman zaten bayağı bir karışık dünyada yaşıyoruz. Doğru. Daha da herkesin kendi biraz belirli olması lazım diyorsun.
Doğru. Yani ben biliyorum. Hayır, estağfurullah. Mutlaka. Ama hakikaten kadın kadınlığını, erkek erkekliğini, yani hareketlerden bahsediyoruz. Bilmeli. Doğru. Çok haklısın. Ama işte bilmeyenler de oluyor. Bazılarına yakışıyor, bazılarına yakışmıyor. Tabii. Yani nasıl bir kadın mesela senin, yani nasıl bir kadın seni etkileyebilir? Hiç tanımıyorsun diyelim mesela. Kadınsı bir kadın. Siz, tamam. Açman gerekiyordu. Ona takmış değil mi ama? Erkeksi tavırları. Anladım Kerem Cancığım. Biraz evvel zeki kelimesini geri alabilir miyim? Tamam. Kadınsı kadın ne demek? Erkeksi olmayan kadın demek. Sizin gibi. Bayılacağım şimdi. Kerem, nasıl ya? Benim gibi mi? Benim aslında maskülen tarafım vardır. Vardır. Onu ben biliyorum. Zaten ben yapıyorum. Evet, sen... Yakıştıramayanlardan bahsediyorsunuz. Siz yakıştırabiliyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Geri alabilir miyim ünvanımı? Evet. Yok. Kesinlikle çok zeki olduğunu bu gece anladım. Hani bundan önceki günler açıkçası çok öyle düşünmüyordum. Böyle mini mini, hani çıkıp böyle tek mikrofonun önünde yanakları kızara kızara şarkılıyor ve bir tane vursan hi 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 diye bakacağım gibi biriydi. Ama bugün mesela cebinden don çıkınca bütün bu kararım değişti. İyi mi kötü mü? Güzel, çok güzeldi. Espri çok. Ben öyle düşünüyorum. Televizyon karşısında bulunanlar kim bilir, kimileri beğeniyordur, kimileri beğenmiyordur. Boşver, olsun öyle, olur. Hayat böyle devam edecek işte. Kadınsı kadın nasıl bir şey cevabını alamamış olmama rağmen üçüncü soruma geçmek istiyorum. Vermeye de çalışmıyor mu bu arada? Sahne makyajında gözüne asla bir şey sürdürmezmişsin. Evet, evet. Ki ben bazen yakıştırıyorum erkeklere, sahneye çıkanlara. Ben de. Ya, bana yakıştırmıyorum. Hayır, bana yakıştıramıyorum. Bir kere klip çekimi için sürdürmüşsün ve şimdi o klibi izlemiyormuşsun. Evet. Aa! Aşk oyunu klibi. Klibi de söyleyeyim buradan. Ama çok güzel yakışır. Olacağını söylemişlerdi bana. Kötü ben olmuş. Seyredemiyorum. Yani güzel olmuş senin olabilir de. Varmış. Aa. Yok artık. Bayağı kırmızı maşallah. Doğru. Hay Allah, niye kızardı acaba? Cep telefonunda kayıtlı kız isimlerinin erkek isimlerinden 3 kat daha fazla. Bu çok normal bir şey değil mi? Evet. Böyle bir şey söylemedim ama normal, evet, söylediğiniz gibi. Bıktın mı kızlardan? Yok, tabii ki. Yani böyle artık öf dedin mi? Hayır. Demedin mi? Hiçbir hayır. Zaman dememeyeceğim. Sıkılmadın mı? Peki seçmek zor olmuyor mu? Allah dedirtmesin, öyle söyleyeyim ben. Amin de hani hiç bir süre sonra böyle bulmakta zorlanmayacak mısın? O kadar çeşit kızlar geliyordur ki hani sana tanışmak için, arkadaş etmek için, hayran dolayısıyla. Seçmek zor olmaz mı sizin gibi bu meslekte olan sanatçılar için? Hani çok zor bir şey değil mi? Zor dönemler yaşıyoruz bence. Ama içinizde oturduğu zaman o şöhret ve siz bağı, aradığınız şeyi başka bir yerlerde olduğunu, doğru yere yönelebiliyorsunuz ve mutlaka buluyorsunuz. Buluyorsunuz da kızların işi zor. Yani hangi kız kendisini sana beğendirebilir, hangi özelliğiyle? Onların işi çok zor. Çok özür dilerim. Zor. Özür dilerim. Bu bolluktan olsa gerek diye düşünüyorum. Ben hakikaten zor. Onun için hep evde kalıyorlar zaten. Yani bizimkiler. Kim bilir ne zaman evleneceksin, yani. Ne zaman çocuk sahibi, kim bilir. Gerçi bizimkiler son zamanlarda, bizimkiler derken tabii samimiyetten söylüyorum. Son zamanlarda bayağı evlenip çocuk sahibi olanlar çoğaldı. Eskiden yapmazlardı böyle. Özellikle hayranları onlardan vazgeçecek korkusu yapmazlardı, öyle değil mi? Haklılar da. Nasıl? Vazgeçiyorlar. Hiç ben görmedim şu an, yani Mustafa Sandal'dan vaz mı geçti? 10 tane isim sayabilirim sana. Evlendiği için sanat hayatlarını bitiren. Kim? İsim vererek Ahmet Özhan, Sami Aksu, Yıldırım Bekçi. Daha sayayım mı? Çok var. Evleniyorlar ve bitiyorlar. Özellikle erkekler. Gerçekten mi söylüyorsun? Gerçekten öyle. Peki araştırın. Mustafa Sandal? Tüh be falan. Yani takdirini... Hayır. İyi mi? Yani açık sözlükle yani? Bilinen birisini hayır. Söyle. İyi mi yani? Şu anda olduğu yerden acaba Emre kendi Altun. Mutlu mu? Acaba olduğu yerden şu anda kendi mutlu mu? Yani Tarkan nerede? Ne bizim aklımız kafa kafaya yok gidiyorlardı. Ya? Hiç böyle bir aşık olup evlenmeye falan nasıl yani? Yok. Sanatçı ise özellikle erkekler için söylüyorum. Evet. Bekar mı kaldı? Hayranları asla affetmiyorlar ve asla onaylamıyorlar. Aslında ben de katılıyorum. Peki bu söylüyor. Yok değil mi gençler, öyle bir şey yok. Evlense de hayran. Bakın popstar yarışmaları var. Aha. Bir tane şimdiye kadar kadın kazandı.
Hep erkekler kazanıyor. Niye? Niçin? Çünkü oy atanlar sadece bayanlar ve erkekler oy atıyorlar. Bu kadar basit. Enteresan bir istatistik değil mi? Çünkü hayranlık aslında ilgi duymayla alakalı bir şey ya. Yani onun başka biriyle birlikte olması belki de onu kaybettiği etkisini yaratıyor olabilir. Kesinlikle evet, kızlar, bayanlar hayran olduğu sanatçıya erkeklerden çok daha fazla sahip çıkıyorlar. Evet. Yani evlenen, günümüzde evlenen ve çocuk sahibi olanlar artık sanat hayatlarından... Hayır, bir şekilde hayır artık onlar kariyer yapıyor. Ahmet Özhan, hani, Ahmet Özhan şu anda çok önemli bir yerde. Yani şu anda kariyer yapıyor ama o otobüslerin havaya kaldırıldığı zamanı biliyorum ben Ahmet Özhan'ın. Ama o biraz zamanla ilgili bir şey değil mi? Yani benim bizim de zamanımız ama, geçtikçe bakın, bizim ama de birdenbire yavaşlayacağımız bir dönem bakın, birdenbire bitiyorlar. Birdenbire bitiyorlar. Birdenbire bitiyorlar. Yani birdenbire halk desteklerini çekiyor. Ondan sonra oturuyorlar. Belki de onlar için daha ayrılı oluyor. Kariyer yapmaya başlıyorlar. Aynı şeyi düşünüyor musun? Bilmiyorum da korktum şu anda tabii böyle bir şey. Gerçekse olabilir tabii ki siz daha ama uzun şimdi ben, yıllardır. Arada çok büyük oldu bir jenerasyon farkı var Kerem. Ve beyefendi hakikaten bizim gazete camiasının tabii, çok tabii. önemli ismi. Aynı şeyleri yani belki çağ problemi yaşıyor olabiliriz. Ya ben senin tarafından olarak hani ben de sen dedim de bu tarafta tabii çok yaş ama farkı var. Ama kadınların daha sahiplendiği... Kesinlikle. Kesin. Duygularını da daha açık ifade edebiliyorlar. Desteği de çabuk çekiyorlar. Oh my God! Hayatında bana yapılmış en büyük sürprizlerden biri Apostolos Takis. Sizin için mi geldi? Burada mıydı? Hayır, senin için geldi. İnanamıyorum. Gerçekten. İnan. Erken mi büyük bir You are living in Turkey. No, I'm living in Athena. Aa. Apostolos benim bir Yunan gemisinde çalıştığım zamandan arkadaşım. Ben çok ona şarkı söylüyorum. Yunan gemisinde çalıştığın zaman. Evet 2000 senesiydi. John P. isminde. Gemide mi çalışıyorsun? Ha artık yok mu? Bodrum'dan Yunan adalarına giden bir gemiydi. Orada müzik yapıyordum ben. Evet. Orada çok yakın. Askerlikte mi bu? Yok. Hayır, pardon hayır, ne alakası var? 2000 senesi. Niye orada çalışıyordun? Bu bir iş. Yani normal bir yerde çalışmak gibi. Bir yerde müzik yapmak gibi. Ben de gemide yapıyordum. Bu akşam 9'da gelmiş. 9 o'clock you came. 9 o'clock. 9:30. 9:30. 9:30'da senin için geldi. Ve kendisi gerçekten çok değer verdiğim bir arkadaşım. Benim en önemli konserim Harbiye Açık Hava Konserim'de
beni yalnız bırakmadı ve beraber sirtaki yaptık. Ve dans ederken ben şaşırmadım, o şaşırdı. Bir dans okulu var Atina'da. Gerçekten mi? You were wrong when you were yes, dancing. Yes, I was wrong. You were wrong. I made the mistake. I made the mistake. He made a mistake. Because I want him to make him, you know. I know, I understood. O zaman benim de I have a Greek song. Yes. I will sing now, okay? You will sing because yes. I will not sing. No, okay. Benim de bir tane Yunan şarkısı var. Bilmez miyim? Söyleyelim mi? Hadi ben de bir şarkı söyleyeyim. O zaman şöyle konuğunu lütfen oraya oturtur tabii. Musun? Ya da sen böyle, ya da sen de oraya gider misin sandalyeye? Tabii. Ben de size şarkı söyleyeyim. Yunan şarkısı söyleyeceğim. Thank you.
Çok iyi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Oturmak istiyor musunuz? Do you want to sit or? We can do whatever you want. If you want. Yes, of course. It's up to you. Yeah. I want to say hello to his very beautiful wife Ariadne and very beautiful daughter. İngilizce konuşuyorum. Benden bahsediyorsan teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Güzel karısı Ariadne ve onun karısından kızı... bahsediyorum. Evet kızım. Karısı güzel, kızı güzel. Güzel olmaları değil sorun, onun karısı ve kızı olmaları. Ha, onun karısı ve kızı olmaları güzel. Ne diyorsun? Hayır. Kerem? belki de bu kaydı burada olduğunun kanıtı olarak Yunanistan'a götürmek ister diye bir iz bırakmaya çalışıyorum şu anda. Ya tabii izi anlayamadım ben. Nasıl bir izdi bu? Ne iziydi? Nasıl bir iz oğlum? Anlayamadım. Kimin kızı güzel? Yardım kimin edebilir miyim? Kimin kızı güzel? Galiba bir problem. Kimin karısı güzel? Kim güzel? Karısı ve benden kızı. Benden başka güzel evet. Yok! Söyledim yok. İnsanları delirdiler. Bayılıyorum vallahi öyle demeye. Geldik kaç yaşına diyorum vallahi. Diyorum yok da da yok. Ay çok fena. Ter içinde kaldım. Bütün koltuk altım çok kötü görünüyor. Özür dilerim tüm seyircilerden. Biraz sonra kurur. Reza. Ha çok teşekkür ederim. Gitgide kalabalıklaşırız galiba. Oğlum ışık burada. Şimdi gelelim karşımızda oturan şu fıstık hanımefendiye. Ay. Hadi bakalım. Nasılsın canım? İyiyim. Çok iyi. Şimdi efendim Kerem seni biraz rahat bırakıyorum. Birazcık rahatla. Bizim mikrofonumuzu da kapatırlarsa biz konuşabiliriz. Yok canım. Olur Kerem. Keremcim'in mikrofonunu kapatırsak onlar orada sohbet ediyor. Ama ayıp değil mi burada konuklar konuşurken? Çok ayıp. Ayıp değil mi? That was a joke. Arsene, şaka anladım, İngilizcem var. Bak bir şey söyleyeceğim. Lütfen ikram eder misin? Orada bak pasta çörek var. Ben rahatsız etmeyeyim şey diye. Hayır olmaz. Yürüyebilirsin, alabilirsin. Tamam, kahve. Anladım, şaşırdım. Ha onunla da Türkçe konuşuyorum. Böyle bir karmaşaya yaşıyorum şu an. Abi çay istersen. Abi be. Eyvallah abiciğim. Buyur. Okey. Buyur. Hah. Şöyle yapayım da. Efendim, Adanalı dizisinde meşhur olmuşsun. Evet. Öyle mi? Ama ilk dizim değil, ikinci dizim. İkinci dizin? Evet. Nasıl oldu? Bir kere, evet aslında tamam. Nasıl oldu, nasıl girdin böyle bir şeye? Benim aslında çok alakasız oldu. Antalya'da yaşıyordum. Hiç keşfedilemeyecek bir yerde. Evet, Antalyalıymışsın. Evet. Sonra orada 18 yaş altı bir yarışma olduğunu, Çekoslovakya'da düzenleneceğini ve katılmak isteyip istemeyeceğimi sordu bir ajans bana. Ben de sırf yurt dışına gitmek için kabul ettim. Sonra oradan dereceyle döndüm. Sonra ben dereceyle dönünce ajans çok heyecanlandı. Beni projelere ya da İstanbul'a göndermeye karar verdi. Sonra ben Plajda diye bir film çekiliyordu Antalya'da o zaman. Onun deneme çekimlerine gittim. Güzel sonuçlarla döndüm. Orada filmde oynadım.
daha sonrasında da İstanbul'a geldim. Ne yapıyordun apan. Antalya'da peki bu arada? Okuyordum. Annemle orada nereye yaşıyoruz kadar okudun? Biz. 6 yıl kadar. Lisenin ilk sınıfını okuyabildim sadece. Daha sonrasında burada devam ettim zaten. Burada devam ettin. Peki orada sonuç ne oldu? Güzellik yarışmasında evet. mı? Dünya dördüncüsü ve jüri özel ödülü aldım. Sonra oradan mı keşfedilip geldin buraya? Oradan sonra hani benimle ilgili bir şeyler yapabileceklerini düşündükleri için beni İstanbul'a sundular. Kim sonra, sunuyor? O ekip. Ajans. O ajans evet, olarak. Evet. Dediğim gibi işte Plajda diye bir film çekiliyordu. Orada oynadım. Oradan sonra Sinan Çetin'in bir filmiydi bu. Dedi ki sen bir İstanbul'a gel. Belki sana reklam falan bir şeyler yapabiliriz diye. Sonra bir toplantının içinde buldum kendimi İstanbul'da. Ve dediler ki biz yeni bir projeye başlıyoruz diziye. Bu kız olsun. Yüzün mü güzel diye, fiziğin güzel diye, hepsi güzel diye. Sen vallahi, nasıl buluyorsun kendini? Hiç bilmiyorum. Aslında ben kendimi daha yeni yeni keşfediyorum. Yani insanların beni nasıl gördüğünü bilmiyorum. Yani bu konuda iddialı olduğum için girmedim. İyi bir oyuncu olacağın ki şu anda bence çok başarılısın. Gerçekten. İyi de olacağın belli. Bir kere onu ben söyleyeyim. Fakat tabii bunun gidişatı nereye gider onu çok zor. Böyle mayın tarlasında yürüyor gibisiniz. O evet, kadar çoksunuz çok ki. Evet. Çoksunuz yani. Aynen bayağı öyle. Bir sürü güzel kız. Aynen öyle. Hepsinin vücudu güzel, hepsinin yüzü güzel. Yani bu öyle bir dönemde yaşanıyor. Mesela bizim dönemimizde o kadar çok yoktu ama bu dönem her yerde güzel bir kız. Değil mi? Hem daha fizik çok, hem... Daha çok bakmaya başladılar kendilerine. Daha bakımı öğrendiler. Daha Kerem Cem'in dediği gibi kadın olmayı öğrendiler. Evet, bence. Galiba gerçekten öyle. Evet. Yani bir defa Serena ile ben ilk defa burada karşılaşıyorum bugün onu evet. söyleyeyim ama oyunculuğuyla, yüzüyle fiziğini çok iyi birleştiren birisi. Evet evet. Hatta bu yüzden büyük fırçalar bilmiyorum yani hala görüşüyorum ama Oktay Kaynarca ile görüşüyor musunuz? Görüşemiyoruz ama bir problemimiz yok. Niye görüşemiyorsunuz? O zaman çok yakındınız. Yok. Yani işlerimiz dolayısıyla öyle... Hani önemli ekstrem bir durum yok. Peki onun tepkisi sende nasıl bir iz bıraktı? Bıraktı mı daha doğrusu? Yani ben açıkçası bunu daha önce de çok söyledim. Yaptığım her şeyi herkes onaylamak zorunda değil. Elbette ki hatalar yapacağım. Elbette ki... Yok ben hata olarak söylemedim. Yok ben sadece de hata olduğunu düşünmüyorum zaten. Yaptım ve geçti. Herkes elbette ki bir şeyler yani söyleyecek. Bugün olsa Oktay'ın söylemelerine rağmen bir daha yaparım tekrar aynı saygı şeyleri yaparım. Saygı duyuyorum eğer güzel doğru bir projeyse tabii ki yaparım. O doğru muydu yani Oktay'ın eleştirisi o zaman yanlış oluyor. Güzel bir dergi için çok güzel bir çekimdi. Ben de ben aynı fikirdeyim. Sevdiğim ve istediğim için yaptım. Ah canım benim daha çok uğraşacaksın onlarla sen. Sen derdini anlatmaya çalış çok anlatacaksın. Hayatım boyunca anlatamayacaksın derdini onun için gül geç. Aynen öyle Gülge. Çok az kız arkadaşım varmış. Evet. Daha da güzel olabilmek için silikon. Nereye silikon yaptırdın? Göğüslerine mi yaptırdın? Evet yaptırmıştım. Göğüslerine yap. Memnun musun? Çok. Gerçekten. Aslında yaptırmak lazım galiba ya. Gerçekten lazım. Çünkü tuvalet giyerken ve işte ne bileyim sahne sanatçıları için söylüyorum. Ya da sinema sanatçıları ya da televizyon dizilerinde oynayanlar için. Çok kolaylık gibi geliyor bana. Ha? Öyle mi? Yani kolaylık mı değil mi bilemem ama. O iç çamaşırı giymek çok zor ya. Bulamıyorsun bile doğru üstüne doğru iç çamaşırı. Ben kendimi iyi hissettim ya. Benim için o önemliydi. Tamam bitti. İşte bu kadar. İç çamaşırı mı bulamıyorsun? Evet. Bulamıyoruz. Buradan. Gerçekten bulamıyoruz Keremcan. Yani Keremcan kesinlikle şey olarak söylüyorum. Yani kimi diyor ki çok büyük bastırmak istiyorum ona göre stüdyen bulamıyor. Öbürü diyor ki büyük göstereyim. Yani olmuyor. Doğrusun iç çamaşırı yapan yok Türkiye'de. Günlük hayatta ne yapacağız? Lütfen beyefendinin mikrofonu hep açık olursa sevinirim. Günlük hayatta ne yapacağız? Vallahi onu bilmiyorum ama yani artık Photoshop öyle bir hale geldi ki yani. Özellikle bugün senin bugünkü fotoğraflarını bana bak benim sonra. Fotoğraflarım da Photoshop. Madem bu konuyu açtın. Ya ben bir şey soracağım. Tamam. Bir şey soracağım. Bu konuyu açmayacağım. Bir şey soracağım ne olur. Buyur. Allah aşkına sen oraya baktığın buyur. Zaman kendini hani böyle Luna Park'larda şey aynalar vardır böyle. İnsanın ilk üstünü büyük gösterir, altını küçük gösterir falan. Öyle görmüyor musun? Ya, ne diyorsun Lüzün? Mesela arkadaşlar benim yapmışlar öyle bir adam. Buyur. Çöp adam gibi yapmışlar. Böyle çok komik geliyor bana. Bakmak tabii ki, istemiyorum yani ona. Şimdi bir dakika. Anne göster bakayım bir daha. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yok iyi.
Bu televizyonda çok kötü görünüyor tabii. O magazin.com'da var mı bir o sitede? Her profesyonel çekimde Photoshop mutlak vardır. Ama olmayan bir şeyi ne yapabilirsin? Yani bir yere kadar yapabilirsin. Şimdi alttan çekildiği zaman, topuklu ayakkabı giydiğin zaman zaten benim 1.63'lük boyuma göre bacak boyum uzun olduğu için böyle çıkabiliyorum. Ama giyersem mini etek çıkabiliyorum. Ama tabii ki Photoshop var. Tabii ki ama onlar benim bacaklarım sonuçta yani. Ha? Ben bugün gördüm, bayıldım. Çok başarılı Teşekkür olmuş. Ederim. Ben de çok severek çektirdim o resimleri. Tabii ki Photoshop olacak ama ne kadar yaparsan yap. Çok fazlası da çok kötü duruyor. Evet. O zaman anlaşılıyor zaten. O işte o dediğim hakikaten şey gibi oluyor. O Luna Park'taki komik aynalar gibi oluyor. Gerçekten öyle oluyor. O kadar ya, da değil. Seninkiler için söylemiyorum. İstersen söyle bak. Firiz bir gibi. Ne onlara girmesek diyorum. Ben halimden çok memnunum. Beğenmeyeyim. Bugün aslında şöyle yaptım. Ay bir şey yapacağım. Çok ayıp bir şey yaptım ama yapacağım size de. Şimdi böyle farz edelim ki hani beni sevmeyen, hani bana gıcık olan ya da işte her neyse kıskanan, her neyse gazeteyi böyle gayet sakin kahvesiyle bugün açmıştır dedim. Çünkü şöyle. O ne? Çünkü konuşamaz. Çünkü konuşacak bir şey yok. Çünkü yani tenis etekle oynanıyor. Yapacak bir şey yok. Yani peki o ayakkabılarla, yeni moda mı? Ha? O ayakkabılarla tenis oynamak yeni moda galiba, evet, değil ama mi? O bir hani şov resmi olduğu için ayakkabıda ne diyeceğini hani bilemez ya. Diyemiyorum bir şey. Bence bana göre böyle bir duygu içerse ne? Of, acil reklama pas. Kahve, çay, koltuk altım, fön. Ben gidip şu koltuk altımı süpersin. Şu... Ne kadar çirkinsin oğlum sen lan. Dokunmak mübahtır aşktan, yeter ki çay.
Patlayın. Beni öptü. Ay. Ay. Ne? Gidiyorum. Sultan bizi öptü diye bir laf geliyor. Siz de mi öptünüz? Ne zaman? Ne zaman? Nerede öptü? Nasıl yani? Nasıl öptü? Böyle miydi kızlar? Hadi bakalım. Kerem bu şarkı da çok güzelmiş. Hadi öp. Öptüm. Ne oluyor? Kim öpüyor? Orada bir ses var. Birileri bir şeyler... Şimdi insanın kız kardeşine soru sorması kadar kolay bir şey olamaz. Daha bir soru sordum. Öyle bir kanun. Oraya da geçerim. Oraya da geçerim. Kerem'e de geçerim. Ama esasında ben zaten orada oturacaktım ya. Esas nerede oturmam yavrum? Gereken yerde. Ha, gazeteci olarak evet. O yüzden bana değil ben sana evet, sorabilirim. Doğru. Şimdi oraya geçeyim. Evet. Geleyim mi? Sen bir buçuk sene... Hayır otur. Bak bak. Niye? Başından oturmadı şimdi orada olmaz. Dur bir sürü soru soracağım. Helin burada tam gazeteci değil. Şu olmaz. Anda gazeteci değil. Şu anda gazetecisin ama değilsin. Yani bir buçuk sene yakın zamandır Habertürk'te çalışıyorsun. Evet. Güzel röportajlarım var. Bir tanesi hariç. Ona çok sinir olmuştum. Hani bir gazetecinin boynundan böyle. Aa, ben de beni görmüyorlar. Kravatla çektin ya. onu sevmemiştim. Yo, ben ama bayağı ses getirmiştim. Ben çok severek yaptım röportajı ama yani. Evet evet. Kim güzel şeyler yapıyorsun Helin. Helin sana garip garip sorular sorsam ne yaparsın? Şimdi mecburen cevap vereceğim. Helin geçmişiyle geleceğiyle ilgili bilgileri tabii ben ezbere vereceğim. Eyvah eyvah. Ah, Helin 79 doğumlu ve İsviçre'de okudu. Ondan sonra bir süre Amerika'da okudu. Ondan sonra Türkiye'ye geldi. Ondan sonra haylaz haylaz gezdi. Bayağı gençliğinin tadını çıkarttı. Ben de acısını çıkarttım. Ondan sonra karşılıklı tat acı derken geldik bugünlere. Şimdi karşımızda çıkar ya. Çıkar çıkar. Sen daha çok çıkartırsın. Gömleği çıkarma da gidiş bu gidişatla. Ondan sonra velhasıl bugün... Habertürk'te bir gazeteci olarak... Her sabah bir programım var. Evet, her sabah Beyaz TV'de program yapıyor. Ve şimdi bir event şirketi... Ben de burada iyi geldim reklamı yapayım bari. Evet. Şimdi sıralayayım ne yapayım yani. Evet, o şirkette ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? İnşallah işte bayi toplantıları işte veya organizasyonlar. Vesaire vesaire. Neden? Niye böyle bir şey yapıyorsun Helin? Seviyorum. Diyene bak. Oh. Halbuki aklına sokan benim. Evet. Ben de şimdi diyecektim de çaktır. Hadi çaktırmayayım dedim. Çünkü Helin hani kardeşini övüyor demesinler. Gerçekten zevkli kız. Hem kılıyla, kıyafetiyle hem hayata bakış açısı vesaire. Yani gerçekten zevkli yapabilir. Evet. Kafası da çalışıyor. Dolayısıyla Helin şimdi bu üç işte karşımızda. Ama bu arada televizyonda birçok programda gördük seni Helin. Hı hı. Ondan bayağı böyle hani harala gürele bu hayatın ha, içinde. Dizide bile oynadım. Dizide bile oynamış hakikaten. Şarkı yarışmasına bile katıldım yani gerçekten. Evet. Yine hayatımı iyi idare ettin orada. Evet. Vallahi idare ettim. Ve ablamla annemin haberi yoktu. Ben kendi ismimi yazdırdım. Evet. Onlar benim ismimi televizyonda gördüler. Akşam ama biz alışıktık da böyle dedim şeylere. Dedim ki ben şarkı söylemek istiyorum. İçinde şarkı söylemek var yani şarkıcı olacağım diyor. Ablam benim, kızım deli misin sen? Nereden çıktı bir anda? Hayır dedim ben şarkıcı olmak istiyorum. Gittim ondan sonra sanki şarkıcı olmaktan vazgeçtim. Her o yarışmaya katılan şarkıcı. Kolay zannediyorsunuz şarkı evet, söylemeyi. Zormuş. Kolay ama zannediyorlar Kerem. Orada anladım ne yapayım senin yani. Senin sesin nasıl? Lazım. Serenay'ın sesi çok güzel. Aa biliyorum. Evet. Beyaz'da mı? Bir kere evet orada söylemiştim. Evet. Aa hayatta seni şarkı söylemeden bırakmam buradan. Mümkün değil bırakmam. Aa doğru. Helin. Eyvah. Çocukken bana sinir olduğun bir şey söyle. Ya da fark etmez şimdi. Bir şeyler doğru mi bir şey mi? Sen diyormuş değil mi? Ne? Sinir olduğun bir şey deyince sen diyormuş mesela. Yani sana sinir falan yok asla. Ay canım. Niye aile arasına giriyorsun? Evet. Burada aile yok. Burada şu anda, evet, şu anda konuk. Sinir oldum. Çok fazla oluyorum. Titiz olman. Yani gelip her şey mesela olur olmaz dakikada gelip bir de odana giriyor. Hani insan bir kapıyı çalar. Ablam da hiç öyle bir şey yok. Tank mesela atıyorum.
Yani hiç öyle Zehra'da yapıyorum. Anlıyor bak, anlıyor. Herkes anlamadı ama. Yaparım ben. Öyle. Bir de şöyle yani geliyor mesela dolapların altı. Kız sokayım falan. canım temizlikse öyle uyduruk temizlik olmayacak. Ama bu olmayacak. Biraz fazla. Neyse. İyi tamam ben deliyim. Allah Allah. Ablanın Hülya Avşar olması kolaylık mı sağlıyor, zorluk mu canım? Ay bu ay 100 kere ikisi de. Hele en son ne zaman dövdüm ben seni? Ay canım benim çok eski. Çok eski mi? Sen öyle zannet. Geçen sene yedin yine bir papara. Geçen gün dermişim. İki gün önce. Ben bu sopalama işini seviyorum galiba. Maalesef. Yani hiç gözümde büyümediği için aramızda epey bir yaş var çünkü. Epey bir yaş var Hilal'le. Evet. Dolayısıyla hani seni bir ara kızım kızım dediler. Bir sürü şey saçma sapan aman Allah'ım yarabbim. Allah'tan o küçüklük resmin çıktı da ortaya. Nereden annem baba. Ne bileyim çok şükür o çıktı da kurtulduk o dedikodudan. Keşke olsaydın ama ben çok mutlu olurdum. Yani. Öyle gibiyim zaten bir farkım yok. Yani her yere öyle. Giderken izin alıyorum hala. Yani diyorum ki ya kaç yaşına geldin artık arama yeter. Sen aramasan ben arıyorum zaten. Maalesef. Neyse, o yüzden arıyorum. Çok şey var aslında. Anılar diye. Anılar oho. Anılara gelirsek o geceliklerle yandık. Sokakların ortasında arkadaşlarını dövdüğüm günleri hiç unutmuyorum. Ben unutmuştum ya. Hatırlamaya sabah 6 olmuştu Helin yok. Ben de Zehra bebek. Bir taraftan sürekli affedersiniz emziriyorum, uyuyamıyorum, kalkıyorum, gidiyorum, üşüyeceğim, üşüteceğim, sütümü üşüteceğim ben de. Sonunda bunlar geldiler. Üstü açık bir araba bangır bangır sitenin içinde. Ay şöyle bir tane arkadaşım orada yani sürekli bana işte ben senin ablana hayranım. Gerçekten çok güzel kadın, çok beğeniyorum. Ya yani erkekler kızları eve bırakıyor. Yine başına ne geldi? Ondan sonra sizden. Aa. Orada bir kadın, ya biri duruyor ve gecelikli sokakta. Dedim ki ya bu benim ablama benziyor mu? Bu kim ya falan filan. Çocuklar da şaşırdı. Hani çok beğeniyorum Hülya Avşar'ı diyen çocuk. Ya Helin bu ablana benziyor acaba o mu falan dediler. Ablam bir bağırmaya başladı sitenin içinde. Çocuklar beni oraya kadar bırakmadan zaten pır. Çocuğun hayranlığı devam ediyor mu acaba öyle? Zannetmiyorum yani şu anda. Ve kız birinize vurdum. Hanginize vurdum? Kız arkadaşım vardı yanımda. Ben sende kalacaktım dedi. O da gitsene ötekilerle. Ondan sonra ablam geldi. Ben şöyle çekildim kıza böyle şak diye bir geçirdi. Kız böyle. Çünkü onun yüzünden çıktım o gece. Neyse ben gidiyorum. Aslında kız da tanınan biri de hadi ismini söylemeyelim. Ay ne olur şimdi abla, olmaz tamam. Ayıp olur. Yeter bu kadar. Neyse onlar benim yani hakikaten artık yani çocuğum yaşındalardı. Yani o zaman hele öyleydi. İyi oldu. O hırsımı aldım çok iyi oldu. Sonra evde de tabii Elin. Cüngar çıktı bütün site ayağa kalktı rezil oldu. Bunları da söyledi burada iyi oldu. Şimdi efendim Helin'in maceraları daha var tabii de ama bir konuğumuz daha var çok enteresan bir konuğumuz var. Hemen ismini alabilir miyiz değil efendim mi? Konuğumuzu? Hasan Söylemez geliyor huzurlarınıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok mersi. İyi misiniz? Aklınız yerinizde süper. Mi? Süper. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çünkü bu soruyu sormamda bir bahsur olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendisi anlatacak zaten. 5 kuruş parasız. Nereyi gezdiniz? Nereleri gezdiniz? Geçtiğimiz yıl Temmuz'un 11'inde İstanbul'dan yola çıktım. Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, Ege, Trakya'dan tekrar İstanbul'a döndüm. 8 ayda. Üzerime hiç para almadım. Bilerek para almadım. Parasız gezdim Türkiye'yi bisikletimle. Aman canım. Hiç peki bu niye şey böyle bir şey yaptınız? Nereden esinlendiniz? Şimdi... Daha yeni gelebildiniz herhalde. Efendim? Ancak. Daha yeni geldim. Gerçekten. Dayak yediniz. Evet. Ne kadar sürdü? 8 ay sürdü. 8 ay sürdü. Evet. Aç, susuz değildiniz herhalde. Aç, susuz. Kimler yardım etti? Kaldığım anlar da oldu. Bazen Halil İbrahim sofrasına oturduğum anlar da oldu. Yani Anadolu insanına güvenmek zorundaydım ki ben onların misafirperverliğini, kültürünü, yaşam tarzını onların içine girerek tıpkı onlar gibi yaşayarak öğrenmek istedim. Ve yazılar ve fotoğraflarla belgeledim bunları. 5 fotoğraf sergisi düzenledim. Gittiğim her bölgede çektiğim fotoğraflarla düzenlediğim sergilerin gelirlerini ise dernek, vakıf, hayır kurumu ve ihtiyaç sahiplerine bağışladım. Bir kanser hastasının ilk ameliyatı yapıldı, tedavisine başlandı. Şu an durumu gayet iyi. Maşallah. Köy okullarına bağışta bulundum.
temaya bağışta bulundum. Ege ve Akdeniz bölgesinde yeniden ağaç dikimi yapılsın diye. Son olarak İstanbul'da büyük bir sergi açacağım. Ancak yer sıkıntısı var. Sanat galerilerinin birçoğu dolu. Yer bulamadık. Ancak önümüzdeki hafta ayın 20'sinde Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin STK günlerinde Ester Gonkalesi'nde bir fotoğraf sergimi olacak. Ardından zaten söyleşilere, üniversitelerde, bazı kültür merkezlerinde söyleşilere gidiyorum şu an. Çok hoş. Peki niçin? Çünkü bahsettim az önce size. Ben insanları tanımak istiyordum. İnsanların en çıplak halini, onların en doğal halini görmek istiyordum. Bunu da ancak parasız yapabilirdim. İnsanlara her anlamda ihtiyacım olması gerekiyordu. Onların içine daha rahat girebilmek için, onları daha iyi anlayabilmek için. Bu nedenle parayı tamamen hayatımda çıkardım ve Türkiye'yi beş parasız gezdim. Helal olsun. 8 ay ama... Gerçekten aslında çok önemli bir şey farkındasınız ki Türk halkının ne kadar misafirperver, yani 8 ay boyunca bir kuruş parası olmayan birini ağırlıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Yani Turus Ömer diyordu ya, ben Edirne'den Kars'a üzerimde 5 kuruş para olmadan giderim diyordu Turist Ömer. Bunu Türkiye'de ilk defa ben gerçekleştirdim. Türkiye'nin çevresini dolaştım. 10 bin kilometre. 8 ay sürdü. Ve müthiş bir şeydi. Yani aç kaldığınız zaman ne yaptınız? Yani birinin kapısını mı çaldınız ya da restoranda? Aç kaldığım zamanlar bazen karşıma çıkan portakal ağaçları olsun, elma ağaçları olsun, o şekilde açlığımı gidermeye çalışıyordum. Ki genelde bizim insanımız çok misafirperver olduğundan dolayı insanlarımız beni aç bırakmadı. Tabii aç kaldığım zamanlar da oldu. Bir gün ya da bir buçuk gün hiç yemek yemediğim zamanlar da oldu. Kimi zaman sokaklarda uyudum. Kimi zaman uçurum diplerinde, çadırda uyudum. Kimi zaman ise hiç tanımadığım insanlar hem beni evlerinde misafir ettiler, hem de yine hiç tanımadığım insanlar beni en lüks otellerde yatırdılar. Tamamen her şeyden arınıyorsunuz. Çırılçıplaksınız ve insanlar da aynen öyle. Tabii yolculuk esnasında beni tanıyıp yardımcı olmak isteyen insanlar da oluyordu. Ancak ben özellikle beni tanımayan insanların yardımını istiyordum. Ki bazen bir lokma ekmek vermeyen insanlar da oldu. Köylerden de kovuldum. Ki bu gayet doğal. Çünkü hiç tanımadıkları bir insan gelmiş. Kimdir, neyin nesidir, necidir güvenemiyorlar. Ama harika bir duyguydu. Evli misiniz? Hayır, değilim. Yok, değilsiniz. Kaç yaşındasınız? 28. Peki bu heyecan nereden, yani bunu nereden akıl etti, isteğiniz var mıydı yoksa bir şey şimdi, mi sebep oldu? Bu bisiklet benim hayatımdaki ilk sahip olduğum bisiklet. Ben bu bisikletle yolculuğu yaptım. Hı hı. Daha önce benim hiç bisikletim bile olmadı. Yani gidonuna, direksiyon selesine koltuk diyen adamdım ben. Nerelisiniz? Aslen Muşluyum. Evet. Güzel. Muş'a buradan selamlar, sevgiler. Selamlar. Herkese. Aileme tabii. Tabii ki. Herkese. Herkese. Evet. Özellikle aileme. Tabii, tamam. Yani peki, ailem yolculuk esnasında beni hiç yalnız bırakmadı. Baştan yani onlar özlemediler. Çok ciddi. Telefon var mıydı yanınızda? Yanımda sadece para yoktu. Her şey vardı. Her şey vardı. Her şey derken işte teknolojik olarak fotoğraflar çekiyordum. Bu nedenle hem fotoğraf makinesi vardı hem de bilgisayarım vardı. Cep telefonum da vardı. Sadece para yoktu üzerimde. Hay Allah'ım, bizim arkadaşlar da bir alem çocuklar. Bu ne? Bu ne? Ay. Bu da sizin galiba. Bu da benim mi? Evet. Aa, ben de bundan sonra bununla. Ay, çok... Bakayım bu ne? Ay çok şeker. Ay. Yardım edin. Çok hoş. Ay bu dönmüyor. Bu dönmüyor. Bir şey oldu buna. Etek de çeviremedim ya. Bisiklet çok güzel bir şey. Gerçekten ne süslemişler bunu. Ne kadar bunu. Bu? Çok ağırmış. Çok ya. Ağır. Benim süre yüküm mi? 50 kiloydu bisikletimle birlikte. Öyle mi? Evet. Ay çok şeker, çiçeklerim nasıl ama? Çiçekleriniz var. Ay çok şeker. Sevgili Savaş Kalafat, çok teşekkür ederim bu güzel düşünce için. Aslan Savaş Kalafat be. Sen de olmasan. Aman aman.
Ne oldu bisikletinize? Benim bisikletime çarpacak ama. Ay aman aman ay aman ay. Ay şu bisiklete bak. Bu stüdyoyu verseniz bisikletimi vermem. Dokunabilir miyim? Tabii ki. Dokundum vallahi. Ay, işte insanlar böyle ağrı satıyorlar kendilerini. Hatta bisikletlerini. Çok enteresan. Manevi değeri çok yüksek tabii tamam, ki. Tamam ne olacak bu? Antika mı olacak? Ben şey şimdi bunun içinde özel bir şey düşünüyorum. Çünkü yolculuk esnasında çok insana dokunduk. Birçok insanın hayatını değiştirdik. Bu bisikleti açık artırmayla satıp bunun geliriyle tekerlekli sandalye almayı düşünüyorum. Aa. Evet. Böyle şimdi. Vallahi Hasan'cığım çok hoş bir şey yapmışsın gerçekten. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ha, kendin için bir şey yapmışsın, o çok önemli. Ya tabii bu bir projeydi. Ama her şeyden önemlisi ben kendi içime doğru bir yolculuk yaptım. Peki şimdi nereye doğru yolculuk yapıyoruz? Şimdi bir proje yok. Düşündüğüm bazı şeyler var ancak ben öncelikle... Bu tarz şeyler mi yapılacak yoksa normal hayata yaşamaya devam edecek? Yine normal hayata adaptasyon süreci oldu. Bir iki hafta biraz zorluk çektim. Yavaş yavaş alışıyorum. Sanki ben uzaydan gelmişim de başka bir hayata giriyormuşum gibi değil tabii ki. Biraz zorluk çektim ancak yavaş yavaş alışıyorum. Şu an söyleşilerim var. Fotoğraf sergilerim olacak. Şu an onlarla uğraşıyorum. Peki ileride bu sana bir para kazandıracak mı? Hani evlenmek istersen... Hayır, ben öncelikle zaten bir iş bulup, adam akıllı bir iş bulup çalışmam lazım. Evet. Bu söyleşileri atlattıktan sonra yani kendi hayatımı idame ettirmem gereken bir şeylerle uğraşmam lazım tabii ki. Ben İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı'nda okudum. 8 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hı? 8 yıldır gazetecilik yapıyorum. Allah Allah. Evet. Amene. O zaman seni de gazeteci arkadaşlarımızın arasına alalım. Olabilir. Program bitene kadar oturmak ister misiniz? Olabilir. Sorularımız olabilir belki. Elbette. O zaman Hasan'cığım seni böyle alıyorum keyifle. Çok sağ olun. Bunları ne yapıyoruz? Aman aman dokunmayalım. Şu arka tarafa mı alın? Alın mı şuraya? Alam alam. Abi ne olur ne olmaz bir şey olur. Yok yok Evan ellemedik yok yok. Gazetecilik derken ne hangi magazin, ben, haber, siyaset, haber, ekonomi? Ekonomi yaptım bir dönem. Gezi eğlence programı, festival magazini onu yaptık Star TV'de. Bir de çeşitli ulusal gazetelerde haber muhabirliği yaptım. Süper, buyurun sizi böyle alalım. Belki bundan sonra da gazeteciliğinize devam edersiniz. Yanınızdaki kişi çok önemli bir kişi yani. Biliyorum. Onunla birlikte olursanız her şey olabilir diye düşünüyorum. Sorun var mı? Sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Ben arkadaşımı hep takip ettim giderken. Bir tek şeyi çok merak ettim. Çünkü mutlaka başına mutlaka gelmişti. Hiç köpek ısırdı mı? Köpek saldırdı. Onu diyorum çünkü mümkün değil. Arabalara yani, saldırıyorlar. Size çok hareket ilginç bir şeye... hikayemi anlatabilir miyim? Tabii. Yola çıktığımın... Mikrofon oradan, oradan alıyorsun ses, evet. Yola çıktığımın ilk haftası Ava taraflarındayım. Rampa tırmanmam gerekiyor. İlk defa köpek orada bana saldırdı. Köyden geçiyorum. İki tane kocaman köpek saldırdı. Ben koşuyorum, onlar kovalıyor. Nefes nefese kalmışım. Bisiklettesin yani. Bisikletteyim tabii ki. Koşma. Bir anda ağzıma jet hızla bir sinek girdi. Tadını bile alamadım yani. Daha sonra köpekler hala kovalamaya devam ediyor. Ben de yola devam ettim. Bir süre sonra köpekler beni peşimi bıraktılar. Nefes nefese kalmışım. Ağzım beş karış dışarıda. Eyvah eyvah. İyi yani en fenası tabii, buysa iyi. Tabii karşıma çıkan ilk çeşmede o sineği de sindirdim. Ama keşke tadını alabilseydim diyorum. Survivor. Tabii yolculuk esnasında o kadar çok sinek, böcek, haşere yuttum ki sayısını bile bilmiyorum. Yani Survivor'da da aynı şeyi yapıyorlar zaten değil mi? Ha? Evet. Nihat Doğan mı? şimdi bir tane daha aksiyon konuğumuz var bu arada ama. Reklama pas. Bir iki dakika sonra mı alsak? İki dakika sonra. Niye? İki dakika sonra alacağım. Her şeyime karışmayın bakayım benim. Aa. Helin benim ayakkabı numaram biliyor musun? Kaç giyiyorum? 38. Aferin. Peki bir şey söyleyeceğim. Leyla'ya söyleyip de yani diğer kardeşimiz. Ay Allah'ım ya. Bana söylemediğin gizli bir şey var mı bugüne kadar? İtiraf et. Çok şey var da yani burada söylemem. Aa, ben bunu gırgır olsun diye sormuştum. Vay başıma gelen. Cep telefonunda ne diye kayıtlıyım ben? Hülüş. Hülüş.
Ablandan senin için yapmasını istediğin bir şey var mı? Söyle bakayım. Ay çok şey var. Yurt dışına gitmek istiyorum. Bunun benimle ne alakası var? Önümüzdeki hafta sonu. Benim bununla ne ilgisi var? Yani söyleyeyim. Para mı istiyorsun? Hayır ne? Aa, aşk olsun. Ey Allah şükür öyle bir şeye de ihtiyacın. Ne, ben ne yapabilirim? Çok fazla için? Rahatsız etmesen orada. O zor. Tamam. Söz git aramayacağım bile. Söylerim ama. Bak vallahi aramayacağım. Tamam okey. Aramayacağım demek arattırmayacağım demek değil mi? Yani. Yani. Ben her sabah kalkıp da Nurcan, ne oldu bugün? Bütün ailemi aramazsam, bir bakmazsam bir şey ne alemdeler, sabah hayatta 8'de. Güne başlayamam. Mesela insan hafta sonu var değil mi? Sabah 8'de evet. Ararım. Sabah 8'de arıyor. Ondan sonra açmayınca da evden bu sefer başlıyor. Zaten o sesle uyanıyorsunuz. Yani uyumak gibi şansınız yok 8'den. Hayır, bir sesini duyayım. Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsunuz? Yerinde misin, değil misin? Bitti, tamam. Ondan sonra artık Leyla. Artık buldum, sonra akşam hazır. Mesaj atıyorum. Ben ondan iyiyim sonra... ama biraz geç kalkacağım. Evet, artık öyle yapıyor. Ablacığım ben biraz geç kalkmayı düşünüyorum. Uyumak merak istiyorum. Etme. Tamam abla, millet bizden bıktı. İyi tamam, bir gün yapmayacağım bunların Kerem hiçbirisini. Tamam. Göreceksiniz gününüzü. Allah korusun. Kim geliyor biliyor musunuz şimdi huzurlarınıza? Allah'ım yesinler onu. Yeteneksizsiniz de bir tane hani vardı şöyle bıcırık kolbastı yapıyordu. Ekipmanlarım falan diyordu hani. İşte Büşra geliyor şimdi huzurlarınıza. Tatlı bir şey. Gel bak, zamanında küçük İbo'yu kucağıma aldım diye bir sürü olay olmuştu. Bakayım şimdi ne olacak. Gel otur kucağıma. Gel gel gel. Ama ne? Ay çok tatlı. Bu ne? Kaç kilosun çocuğum? 35. Oh, seni o zaman öpememiştim. Şimdi bol bol öpeyim. Üzüntülü müsün? Ha? Yeteneksizsiniz de kazanamadın diye. Ya hayır, çünkü yeteneksizsiniz Türkiye sayesinde. Bazı yerlerde tanıdım ve bu da beni çok mutlu etti. Peki o niye işe yarıyor tanınmak? Söyle bakayım. Beni şey çok mutlu etti. Güzel. Sen meşhur mu olmak istiyorsun? Evet. Ekipmanların nerede senin? Ekipmanlarım buradalar. Benimle geldiler her yere. Geliyorlar her yere, evet, değil mi? Evet, her yere geliyorlar. Başka nereye gidiyorsun sen bakayım? Benden habersiz. Hı? Söyle bakayım. Şu an bir yere gitmedim. Sen okuyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? 5. sınıfa gidiyorum. Arkadaşların ne diyorlar? Aa, bu Büşra mı diyorlar? Ha, ne diyorlar? Büşra senin boyun uzamış. Kap bakayım bakayım. Büşra sen çok güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Ay yerim ben seni. Kaç kardeşsiniz? Bir de benim küçüğüm var. 2 kardeşiz. 2 kardeşsiniz. Peki sen tek başına mı oynayacaksın? Evet. Ekipmanlarını ister. Yok, onlar sonra gelecekler. Ha, yazık, onları da bırak. Onları boş verelim. Sonra mı gelecekler? Evet. Hadi o zaman. Ben de bu tarafa geçiyorum. Thank you.
bir kollarını bir arkadaşlar bir bize yardımcı olur musunuz? Omuzlarla soyunuyor. Yani bravo, tebrik ederim. Çok 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 başarısız ama ben doyamadım sana. Ne yapacağız? Bir şey oyna bize bir daha. Ne oynayacaksın? Horon oynayabilirim. Tamam hadi hadi hadi. Horon. Horon, horon, horon çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Söyle Canikom. Kol bastı geldi. Kol bastı. Aa, çok ayıp ettiniz. Horon istiyoruz. Horon. Amcası. Evet. Amcasıyla birlikte katıldılar zaten yeteneksizsinize. Ama nasıl oldu? Tabii halk sonunda karar verdiği için. Ama o bizim gönlümüzde her zaman kazandı işte. Helal olsun size. Sigara içiyor musunuz? Hayır. Ha, nefes nefese kalmışsınız da. Ya ben bu Karadeniz insanına çok... neden bayılıyorum? Niye böyle? Oynamadınız siz. Onun için size öyle geliyor. Hele evet, bir oynayın yorucu. Aynı bu şekilde tabii kesinlikle ki. Kesinlikle inanıyorum ben yani, buna. Sonra bir de şu var bizde. Oynadıkça açılacağız. Siz daha açılamamış önce, gibi tabii görünüyorsunuz. Ki, tabii ki, dur bakalım. Daha yeni başladık. Henüz açılamamışsınız gibi ne bileyim, kaç senedir yapıyorsunuz? Şimdi bizde horon doğduktan sonra başlar. Ey, siz daha açılacak mısınız? Yani, ben, herhalde. Hani ben bilemedim de o ne zaman açılıyor? Ama gerçekten söylüyorum, bak benim babam 75 yaşındadır. Maşallah, horon yapıyor. Yemin ederim onunla oynayamıyorum ben.
O kadar ki böyle diri. Sonra 70'ten sonra mı açılıyor? Ha, bundan sonra daha yani ancak öyle açılıyor. Yani 70'ten sonraya kadar bile çok rahat oran oynayabiliyorsun. Baba zayıftır ama değil mi? Yok maşallah iyidir yani. Böyle göbek var mı onda da? Bende yok ki. Buyurun. Sevgili Hülya, bugün öyle güzel bir şeye denk geldi ki ne? Türk folklorunun en hızlı oyunuyla en yavaş oyunu ikisi aynı sahnede buluştular. Evet. Evet. Zaten horon oynayan demiş ki Ege'liye, Efe'lere, zeyrek oynayana. O kadar düşünseydim ben de oynardım oho demiş. Onun için yine evet. Şimdi bak. Evet gerçekten. Başta ben de izledim gerçekten Kerem Bey'in oyununu. Evet değil mi? Yani düşünüyorsun herkes yapıyor. Baba baba. Ama bizim hareketlerimiz gerçekten çok hızlı. Ve aynı anda aynı uyumu sağlamak kolay değil. Bir dakika onun için... acaba hani derler ya hani tabii lafın gelişi derler ya. Benim tanıdığım en zeki insanlar bir kere inanılmaz Karadeniz'den inanılmaz zeki. Yani kesinlikle hani derler ya lafın gelişi ağır düşünür Karadenizler diye. Acaba o enerjinizi horonla mı atıyorsunuz? Sonra ağır düşünüyorlar. Tabii ki. Şimdi bizim... Bunu herkes biliyor malum. Yani Karadeniz'in dalgasına göre biz hareket ederiz biraz da. He. Dalga. Nasıl gerçekten yani? Bir bakın dalgaya bazen hırçın olur böyle 3-5 metreye çıkar bir anda durulur. Biz öyle bir insanız yani. Karadeniz bu ya yok mu aramızda? Aman. Değil mi? Evet. Olmaz mı? Benim kızım Karadenizli. Yani. Her bizim şeyden zaten... önce ah. Kızım Karadenizli. Bizim babadan size dolayı. Karşı olan zaafımız bir başkadır yani bunu her zaman söylüyoruz. Hala beni gelin olarak kabul ediyorsunuz. Hala gelinisiniz. Ne yaparsanız yapın. Evet, kesinlikle öyle. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Sağ olun, var olun. Beni artık kızınız olarak kabul edin. Gelin değil. Ben kızınız olayım. Ya zaten bizde gelinler zaten kız olmuş siz oluyor. Siz değil Karadenizler'de. Karadenizler'de. Yani sizin, Karadenizler'de gelin olanlar kız olmuş oluyor. Onun için fark edin. Aynı şey. Aynı şey. Aynı süper. Ay yeni evet. Bitler ara ara. Süper çok güzel bir şey. Dans etmek. Bu yaşta ha böyle bir şey gönül vermiş olmak çok güzel bir şey. Büşra zaten ben Karadeniz türküsü okuduğum için bizim horonlarımıza bayılır. Daha küçükken keşke görseydiniz bunu daha güzeldi. Evet evet yani, oğlum boyu evet, uzadı boyu artık boyumuz. Çocuktan çıkmış. Evet. Onun için yani her zaman bizim yanımızdaydı. Tabii ki bizlerle horonu öğrendi ama çok yetenekli gerçekten. Ben de saat... şu an açılmış halini hiç düşünemiyorum. Açılmış hali derken? Daha yani ilerleyen büyümüş. Zamanlarda bunu öyle dediniz ya siz kim bilir? Önce. Evet daha evet. Yaş ilerledikçe. Yani tecrübeler evet. Fikirler ekleniyor ki o zaman çok daha farklı oluyor tabii ki. Aferin sana gel seni öpeyim ben. İyi akşamlar. Çok memnun oldum. Tüm Karadeniz'e, tüm Karadenizlere. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Celiko, ayağına sağlık. Dizilerde öpüşmek zor oluyor mu Serenay? Tolga'yla iken hayır. Tolga'yla hayır. Peki Tolga'nın başkasıyla öpüşmesine izin verir misin? Yok ya iş yapıyoruz yani profesyonel olmak lazım. Hadi canım. Sürekli bu cevabı veriyorum ama. Doğru mu söylüyorsun? Bak gerçekten, gerçekten elini kalbine koy. Bir de beynine. İkisini bir arada. Bir bak bakayım gerçekten. Ya ben gerçekten aslında dışarıdan bakıldığı zaman yani eğer kişi oyunculuk mesleğini seçmişse bunlardan kaçmasının imkanı yok. Yok, evet. Ve bunları müdahale eden çiftler sevimsiz oluyor bence. O yüzden çok doğru bulmuyorum. Yani bu işi seçmişse iki tarafta yapacak hiçbir şey yok. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama tabii... Evet. Umut ediyorum. Daha henüz başlarına gelmemiş o durum. Daha henüz başlarına gelmediği için durumu bilemeyeceğiz tabii ki. Efendim aslında bugün bir konuğumuz daha var. Burada müsaade ederseniz kendileri anlatsınlar. Ankara Belediye Başkanımız Melih Gökçek tarafından hazırlanmış bir şey. Ve buraya bu olayı anlatmak için açıkçası geldiler kısacası. Kimler geliyor? Kimler geliyor? Geliyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Oturayım o zaman ben yerime. Tamam. Geldikleri zaman haber. Bir şey ay, geldi. Geldiler, geldiler de geldiler. Buyurun.
Ankara kedileri geldi efendim. Bir gözü mavi, bir gözü ne? O Van değil mi? Doğru söyleyeyim. Yeşil mi? Evet, mikrofonunuz yok mu? Hayır, mikrofon burada. Bize biraz anlatır mısınız Melih Gökçek Bey? Bu kadar seçimin arasında, bu koşturmanın arasında bu ne demek olur? Buyurun. Boğuldu. Nasıl? Böyle iyi. İyi, tamam. Buyurun anlatın lütfen, Melih Bey neler yapıyor? Şöyle anlatayım. Melih Bey Ankara için şu anda sesim biraz boğuk gelebilir çünkü olsun, içerisi olsun. Çok geniş. Önemli değil canım. Ses dolaşıyor. Söyle canım. Melih Bey'e buradan, Sayın Başkanımız Melih Gökçek'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. 24 Nisan günü 90 ülkeden çocuk grubu gelecek. Ve Ulusal Gençlik Olimpiyatları var. Ve 14 dalda yarışma düzenlenecek. Ve bu düzenleme içerisinde de gerekli şölenler, gerekli oyunlar sergilenecek. Ve bu kedilerin ismi de Ankara'nın yöresinden geliyor. Misket. İkimiz de misketiz. Evet. Tiyatro sahnesi gibi oldu. Evet. Hülya Hanım, ben sizi göremiyorum. Abla anam. Miau. Mart da geçti. Miau. Mart ayı da geçti ama olsun. Evet, doğru söylüyorsun. Miau. Şimdi ben böyle cilve yapıyormuşum. Bunu bir çıkarırmışız. İçinden de çok maşallah. Hoş Allah bir şey çıkarmış. Ya. Bakmak isterseniz. İlgilenirseniz çıkartacağım. Bakarız. Sizi merak ettik. Bence çıkarsınlar ya, anlamıyorum. Abla. Haydi bismillah. Hayda. Sevgili Melih Gökçek, tüm bu uğraşılar için tabii ki toplumca teşekkür etmek lazım ki. 190 çocuk mu dediniz? 190 olur mu? Sanki 3 ay! Çocuk. Melih Bey, ödümü kopardınız valla. Maşallah.
Melih Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi oynadın mı Zeybek? Harika. Teşekkür ederim. Zeybek değil. Zeybek. Pardon. Misket. Misket. Evet. Misket tamam. Orada herkese selam ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de. Sağ olun. Efendim biz Expo dolayısıyla ilk adımı atalım deyip güzel bir başlangıç yaptık. Dünya Çocuk Oyunları, tabiri caizse olimpiyatları bu 24 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Tam 3000 çocuk geliyor dünyanın 90 ülkesinden. Of. 13 ayrı spor branşında müsabakalara katılacaklar. Ve ayın 24'ünde 24 Nisan'da da arenada bizim yeni yapmış olduğumuz kapalı spor salonunda muhteşem bir açılış var. Hani o Çin'de falan oluyor ya. Hemen hemen ona benzer tarzda mükemmel bir açılış var. Ve bundan sonra da artık Ankara'da bu geleneksel hale gelecek. Biz dünyada çocuk bayramı olan tek ülkeyiz. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan bayramını çocuklara hediye etmiş. Çocuk bayramı olan tek ülkeyiz. Bunun nimetini Ankara'da yaşatmak ve Ankara'ya da bir turizm merkezi bu anlamda yapmak istiyoruz. Bu bir başlangıç. Melih Bey, efendim. Lütfen beni mazur görünüz. Daha önce İstanbul'da ya da Ankara'da bu kaçıncı kez yapılıyor? İlk defa yapılıyor. İlk defa değil mi? Evet, çünkü daha önce defa. Hiç duymamıştım. Hatta dünyada ilk defa diyebilirim. 12-14 yaşı arası böyle büyük bir organizasyon dünyada yapılmadı. Bu ilk. Ama her sene devam edecek bundan sonra. Yani burada yapıp da bu sene yapıp 5 sene sonra yapacak değiliz. Gelecek seneden itibaren buna TRT de oyunlarını ilave edecek. Yani siz uzun bir süre daha maşallah inşallah Ankara'nın başındasınız. Öyle i̇nşallah. Mi? bu onu anlatan bir şey oldu. Gerçekten çalışkansınız. Gerçekten bu kadar yoğunluğun arasında aklınıza nereden geldi bu? Açıkçası takdire şayan. Efendim biz Expo'ya talibiz. Expo'ya talip olduğumuz için bir şeyi ispat edelim dedik. Yani Expo'ya talip olan Ankara bu işi becerebilir. Bakın biz size bir mini Expo yapalım ve Ankara'da seyrettirelim, sınıfı geçelim. Ondan sonra Türkiye olarak Expo'yu Ankara'ya alıp Ankara'nın 2020 yılına kadar ki 2020'de olacak büyük Expo. Ankara'nın gelişmesini tam olaraktan tamamlayalım. Çocuk oyunları bunun için çok ciddi bir adımdır ve başlangıçtır. O arkada duran iki tane misketimiz var, kedimiz var. Burada biz Ankara kedisini Ankara'nın maskotu olarak kabul ettik. Ama üzerindeki kıyafetin de Ankara için önemi var. Ankara demek eşittir Seymen demek. Ve kedilerimize Seymen kıyafeti giydirdik. Zannediyorum çok da sempatik oldu. Çünkü Ankara'nın dört bir tarafına aşağı yukarı 200 tane bunları bu maskotlardan koyduk. Üçer metre, beşer metre. Herkes sabah akşam bunlarla fotoğraf çektiriyor. Demek ki bu iş tuttu. Ve bundan sonra da bu sembol Ankara'nın sembolü olarak olacak. Çünkü bugün de belediye meclisinden bu konuda karar aldık. Ankara'nın sembolü misket olsun, bu olsun dedik. Bu misketimiz spor müsabakaları dolayısıyla değişik spor kıyafetleri de giyiyor. Çocuklar da çok seviyor. O gece 24 Nisan'da arenada bunların çok özel ayrı bir gösterisi var. Bunlar iki tane değil, daha bunların pek çok kardeşi var aynı şekilde. İnşallah onları da o akşam bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Televizyonlardan naklen olacak. Ankara'da olanları da inşallah bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ankara'ya sevgiler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz efendim sizlere de. İnşallah kolay gelsin. Ankara'dan buraya kadar yoruldunuz. Melih Bey'i tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz tüm çocukların adına efendim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar öyle ha demek öyle. Gazetecilikten memnun musun? Çok kendini buldun gibi geliyor evet. Bana. Onlar beğeniyor mu acaba merak ettim. Nasıl doğruyu söyleyiz be? Yo, takip ediyorum röportajlarınızı. Aa çok teşekkürler. Yani biraz farklı bir tarz. Mikrofonsuz olmaz ama o işler.
Ha var ama niye açık değil? Evet. Farklı bir tarz kullanıyorsunuz röportajlarınızda. Evet. Tabii o da dikkat çekici oluyor. Önemli olan zaten dikkat çekici belki. Yani. Yaşasın. Çok güzel. Gerçekten güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle devam edecek galiba. Ha? Oradan bir soru gelecek diye korkuyorum. Hemen geçelim konuya. Tehlikeli sulara girdi. Şimdi aslında tabii o kadar çok konuştuk ki aslında soru sormaları gerekiyor. Ama belki istersen bir kişiye. O kişi siz olmasanız. Hayır. O kişi. Hayır. Ya, olabilir. Kendinize karar verin. Ben belki orada Selena'ya bir şarkı söylettiririm. Söyleyecek misin? İstemiyorsan söyleme. Evet. Söylemem. Zorlamak istemiyorum. Çok azıcık mırıldansam olur değil mi? Canım? Çok azıcık mırıldansam tabii olur. Tabii ki. Çok azıcık mırıldan. Aman telefonun yanında mı senin? Ne ayıp. Ne ayıp. Yakalandı. Yok, sahnede söylemeyeyim bunu. Heyecanlı, ne söyleyeceksin? Son zamanlarda çok fazla dinlediğim ve kendisini de çok seviyorum. Zaten Deniz Seki'den bir şarkı söyleyeceğim. Beni üzen aslında üzüldüğüm için değil, bazen sözle anlatılmaz ya, kelimeler şikayetlenir, yıllara meydan savaşı ilan edince o cesaret, in koca bir volkan olur, sonra da önünde eğiliverir. Yıllara meydan savaşı ilan edince o cesaret, ilk koca bir volkan olur, sonra da önünde eğilir. Sahici her şeyin asıl rengi, kalbime kaç kere sorduysam hep bana ismini heceledi, ben de inanıp ona uyduysam. İstemeden seni kırdıysam, özrün efendisi en yakınım olur, diler yoluma devam ederim. Sahici her şeyi nasıl rengi, kalbime kaç kere sorduysam, hep bana ismini heceledi, ben de inanıp ona buyduysam. Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam, özrün efendisi en yakınım olur, diler yoluma devam ederim. Tabii bunu kendisi benden çok daha güzel söylediği için. İyi ki de mırıldandın. İstiyorsan bir şarkı daha söyle. Yerim ben seni. Çok güzel. Bir de rahat söylüyorsun, böyle çıkıyor, akıyor. Çok seviyorum şarkı söylemeyi, o yüzden. Belli oldu gelecek dedi ama çok güzel. Hem oyuncu hem şarkı hem müzik. Müzikaller için çok gerekli böyle sanatçılar. Keşke Türkiye'de. Var gerçi. Seviyorum. Çoğunun da sesi var. Gerçekten bence öyle geliş. Bence söylemelisin. Çok güzel söyledin. Evet. Değil mi Keremci? Evet. Tolga'nın sesi nasıl? Biraz eğitim var galiba. Var yani yok, hiç yok. Hiç mi yok? Peki, şimdi soru lütfen. Soracak mısınız? Soracak mısınız lütfen? İzin verirse konuklarımız, vermezlerse sorulmayacak. Ben şunu merak ediyorum, yani yıllarca aynanın diğer tarafındaydı Helin Hanım. Şimdi bir nevi bizim tarafımıza geçti gazeteci olarak. Yani hep mi yanlış sizi yaptık? Sizi daha iyi anlayabiliyorum. Bugüne kadar hep mi yanlış yazmışız? Hayır, kesinlikle şu anda evet. Sizi daha iyi anlıyorum. O yüzden de hiç sesim çıkmıyor. Eskiden olsa. O yüzden ablanıza bunu da söyler misiniz? Şimdi o bunu anlamaz. O sizin tarafa geçmesi lazım. Bunun da mı geçmesini bekleyeceğiz? Evet, gerçekten garip bir şey. Ben de Helin gazeteci olduktan sonra... Her defasında birçok olaylarda hep bizi yalanlamıştır, inkar etmiştir. Bunlar olmuştur değil mi? Tabii, doğru. Kesinlikle. Siz hep doğru değilsiniz. Ama pardon, birçok olayı kanıtladık ki neyse ki sesini bile çıkartamadı. Fotoğraflarla olsun ya da farklı konularla olsun. O konulara girmeyelim. Gider
gider ayak. Eyvah. Gider ayak. Gider ayak. Yani gider ayak. İyi yaptın. Siz karşısında oturuyorsunuz. O yüzden sormak istedim. Evet, karşısındasınız. Yani biz hep mi haksızmışız onu merak Hayır, etmiştim. Hayır, asla. Canım zaten tabii ki değilsiniz. Evet, cevap ben yoksa değil canım. Cevap her zaman da haklı değiliz. Hadi hep beraber değiliz. Şaka bir yana. Güzel, süper. Hepimiz birbirimizi bir şekilde köyler ağırlar misali. Ama ben Helin gazeteci olduktan sonra yani Habertürk'te hafta sonları röportaj yapmaya başladıktan sonra ben birçok röportaj talebine böyle hayır evet, diyeceğim varsa çok içim yanıyor. Çünkü Helin'in gerçekten röportaj için ne kadar mücadele ettiğini görüyorum. Evet. Ve dolayısıyla onun yüzünden benim canım acıyor. Abla, siz bizi düşünün yani sizin zor. Ağzınızdan iki kelime almak için nasıl haklısınız. Mücadele veriyoruz. Ve birçoğunda da hiç bizi kapı dışarı ettiğiniz oldu yani. Aa. Yani arkanızı dönüp gittiğiniz oldu. Kapı dışarı demeyelim de mutlaka oldu. Ama yani. Ama sorularınız ben, şeydir. Hayır, değişik sorularınıza türdendir. Hep cevap veriyorum. Sinirlendirirseniz de dövüyorum biliyorsunuz. Hayır, her zaman... Kaçıp gitmiyorum. Her insan pozitif olacak diye bir şey yoktur her dakika başı. Mutlaka sen sizin sabahtan beri doldun mu bize, ne yaptın? Evet. Sessiz sedasız, yavaş atın tekmesi pek olur. Geçen programlardan doluyum da o yüzden. Nereden? Geçen programlardan doluyum da size. Hangi? Buradaki programlarınızdan. Dolusun. Yani diğer gazeteci arkadaşlar. Yani biz hep yargılandık da. O ama yargılanmaya yani. Devam edeceksiniz. Tabii ki yargılanacağız, bileceğiz. Hatalarımızı da bileceğiz, göreceğiz. Ona göre kendimizi düzelteceğiz. Tamam. Nasıl sanat camiasında yanlışlar varsa bizde de yanlışlar tabii ki vardır var. Mutlaka. Tabii. Vay be. Ama biz tabii, bileceğiz. Anladık. Peki Helin'den başka kimin canı yanacak? İsteyen var, hiç kimse yok. Vallahi hiçbirinize soru yok. Kerem uslu çocuk zaten. Bir tek cebinde sevgilisi var mı falan? Var sevgilisi. Ay geçen hafta yeni albüm tanıtımı oldu galiba. Orada sevgiliniz dediniz. Değil mi? Bana evet, evet, size. Ben değil. Albümüm yok. Helin Hanım dedi ki sevgilisi var mı acaba soralım mı dedi de ben de var biliyorum. Çünkü orada tanıtımda kız arkadaşımız vardı. Sen de gazeteci vardı. Olmuşsun tam başıma. Evet, ben burada söylüyorum. Serena'ya da. Kıyafetinin rengine bu arada bayıldığımı söylemeden edemeyeceğim. Çok her gece. Teşekkür ederim. Ben seçmedim. Ben pek iyi değilim o konuda. Kim seçtiyse bravo. Başak teşekkür ederim. Kerem bize güzel albümümden artık kapanışa doğru... Sen de söyle, istiyorsan ben de. Kaç dakikamız var? İki şarkı sığar mı? Var mı? 8 dakikamız var. Sohbet senin şarkın 4 dakika mı? 3,5 dakika kadar. Tamam. Ben 3 dakikalık bir şarkı söylesem mi acaba? Bir şey söyleyeceğim. Buram mı kanıyor abla? Evet, çünkü yoldum sinirimden. Ay Allah'ım. Bunu yapıyor. Vallahi. Gel Şükran. Şükran gel kız. Yok, dalga geçiyorum. Şöyle pıt yaptım, bir şey elime geldi demin. Heh. Benim Şükran'ım, cici Şükran'ım. Yıllardır bu çocuk, bu kız beni boyar ama geçen seneki makyajımın hepsini ben kendim yaptım. O yüzden olmadığı için tekrar Şükran'ın kucağına düştüm. Ha. Kime? Okan'a. Aman ne yapalım, boş ver çıksın. Ben şarkı söylemek istiyorum. Okan'a malzeme çıksın, ne olacak? Okan, canımız, ciğerimiz, tatlımız. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ben de bir şarkı söyleyeyim diyorum. Canım istedi. Bir dakika, ne söyleyeceğiz? Tamam, burada var mı sözleri? Unutmuş olabilirim bazı. Ha, varmış. O zaman birlikte söyleyelim hadi. Sevgilime o aşina bakışlar.
Geçti de gitti. Anladınız mı? Anlamadınız. Sahnede hep böyle bir şey unutursam böyle bir şey mi demiştiniz? Geçti o şarkının orası. Ay çok iyiymiş. Ay niye açıklıyoruz dedim. Ay bir dakika bir şey mi demiştiniz? O da böyle yapıyor. Yo. Yo. Nereden çıktı? Hiçbir şey demedim ama. Bu hazırlıksız şarkılar iyi müzisyenlerle çalışınca daha kolay oluyor. Tabii. Şenyaylar benim arkadaşım. O gün... Ercan, isimlerinizi sayın hadi ne olur. Benim sevgilimiz ya, ben isim özürlüyüm. Erdinç, ne Erdinç? Erdinç. Poyraz, Ozan, Cihan. Cihan, sen Cihan ortaya çıkmışım bakıyorum. Nasıl oldu, kovuldun mu? Boş ver diyorsun, karıştırma oraları. Peki. Ay, söylemeden edemeyeceğim. Aa, söylemeden edemeyeceğim. Gizli gizli, başka yerlerde de çalıyordu ondan. Bana da gizli geliyor. Aa. Senin ne kaçamak senin? Eneç'in ne işin var orada kameranın önünde? Sakla. Özel izinle. Nerede özel izinle. Kalıyor? Kamera. Söylemeyeceğim. İsmi lazım değil. Ünlü talk showcularımızdan bir tanesi. Beyaz. Benden öncelerdi. Ne öncelerdi? Ay Beyaz. Özledim seni Beyaz. Beyaz da şimdi orada ne ter döküyordur. Kerem Can'dan gider ayak. Veda şarkısını alalım. Kerem'ciğim.
Bu arada iyi müzisyenlerden Bak sesini keseriz öyle biz işte. İyi müzisyenlerden bahsetmişken orkestranı tanıtmak istiyorum. Tabii ki. Gökay Semercioğlu gitarda, bas gitarda Murat Ejder, davulda Onur Alatan ve klavyede Niyaz. Ben çok utandım. Hepsinin ismini biliyor. Niyaz. Ay Niyazi değil canım, olur mu? Niyaz İsmail o. Ve klavyede Niyaz İsmail o. Çok yeni bir orkestra ama çok güzel müzik yapıyoruz. Size davul mu çalıyorlar? Hepsine teşekkür ederim. Bize davul çalıyorlar. Sizde davul. Nasıl? Ay size davul mu çalıyorlar? Bize davul çalıyorlar. Bize davul çalıyorlar. Davul dedin de davul. Davul da. Ay davul dedin. Mi? Davul mu o? Yani Onur büyük ihtimalle davul çalıyor. Ay canım. O yüzden ben yanlışlıkla. Ne canım? Canım çok severim. Çok zeki, çok akıllı, çok sesinde güzel. Hadi bize bir şey. Albüme ismini veren Hayata Küstüm, Hayata'yı söyleyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Saygılar.